Mahkemede Ateş ailesinin Ateş gibi kadınları var. Ateş gibi kadınlar. 3 kadın, biri oğlu için, biri kardeşi için, diğeri kocası için hiç korkmadan, gözlerini kırpmadan adalet arıyorlar. Hiç sözlerine de sakınmıyorlar. Şimdi size arkadaşlar o grafik hazır mı? Ayşe Ateş'in, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş. Heh, arkadaşlar da verirler onu. Şimdi Saniye Ateş ifade verdi bu davada. Şimdi dedi ki bir gün beni ziyaret etti çelik yelekle bana suikast düzenleyecekler, benim ipimi çektiler, babam duymasın dedi. Babası dayanamadı, öldü, ben ne kadar dayanırım bilmiyorum. Bunları söyledikten sonra fenalaştı Saniye Ateş. İşte hastaneye kaldırıldı, müdahale edildi. Arkasından yeniden mahkemeye döndü ve şurayı söyledi. Çok önemli. Hala Doğukan Çep denen çocuk kızıma bakıyor, oradan işaretler yapıp tehdit ediyor. Bu gücü nereden alıyorlar? Arkalarında birisi var ki bu kadar rahat davranabiliyorlar. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Davacıyım. Devlet Bahçeli benim oğlumun katilini bulmalı. Selma Ateş ifade verdi. O da şunu söyledi. Benim derdim yukarıdakilerle, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'un bir karın ağrısı vardı. Sinan, benim kalemimi kırmışlar, bunların derdi benim canımla dedi. Kim diye sorduk. İzzet Ulvi Yönter, Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım, Semih Yalçın diye sıraladı. Sinan Ateş'in eşi ifade verdi. O da şunu söyledi. İzzet Ulvi Yönter'le Semih Yalçın benim öldürülmem için Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermişler. Onlar da kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış demişti bana eşim Sinan Ateş. Şimdi Sinan Ateş için adalet arayan 3 kadın, üçü de aynı 4 ismi verdi mahkeme heyetinin önünde. 3 ayrı isim müşteki tarafından kayda girdi bu isimler. Bu arada Selma Ateş'in bağlantısı yenilendi. Selma Hanım. Evet, heh, dinliyorum. Buyurun. Tam şimdi burada sözü size bırakıyorum. İkinci güne geldiğimizde Tolgahan Demirbaşım ve diğer tutukluların tavır ve davranışları zaten ortadaydı. Bunlar hücrede kaldıklarını söyleyip birbirleriyle iletişimi nasıl sağladılar? 11 tanesi ifadesini değiştirdi. Bu ifadeleri nasıl değiştirdiler? Hepsi aynı ağızdan nasıl konuştular? İnanın ben oraya annemi, ablamı götürdüğümde o insanların annem hiç kafasını kaldırmadı zaten. Bütün mahkeme boyunca annem... Bağlantı mı gitti arkadaşlar yine? Ah, ne yazık ki biz devam edelim o zaman. Sezin Hanım, sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi bu yaşadıklarımız, bu 5 gün sonunda yaşadıklarımız ve adli tatil başlamadan tam bir gün önce olacak. Savcı mütalasını verecek duruşma var. O tuğlanın çekilmesine yine izin verilmeyecek galiba. Ve bu işte Türkiye Cumhuriyeti'nin davası. Ben işte Türkiye'nin davası demiştim daha önce, böyle yazmıştım. Hakikaten de böyle bir bu MHP'nin bugünkü yönetimi vesaire, bunun ötesinde Türkiye'de adaletin tesis edilebilmesi için ve MHP gibi Türkiye tarihinde olmuş, bundan sonra da olacak bir partinin de arınabilmesi için bu davanın bir şekilde burada adaletin yerini bulması önemli. Tamam, toplum vicdanında gerçekten de Ateş ailesinin kadınlarına ben de teşekkür ediyorum ve bir kadın olarak onlarla gurur duyuyorum. Çünkü çok büyük bir mücadele veriyorlar. Bunu yapmak hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Ne tehditler geliyor onlara? Türkiye tarihinde siyasi cinayetler oldu. Bunun için mücadele veren çok değerli kadınlar da var. Hiç kimseyi birbiriyle karşılaştıramayız bu anlamda. Ama bir siyasi hareketi de bugün çok güçlü ve Türkiye'ni yöneten, belki de Türkiye'nin birinci gücü olan bir siyasi harekete de o hareketin arınması için bir çaba göstermiş oluyor. Hepimiz için çaba göstermiş oluyorlar. Evet. Bu aynı zamanda Türkiye toplumunun geleceği için bir çaba, bir mücadele. O yüzden onlara gerçekten de teşekkür ediyorum. Hepimiz çok borçluyuz kendilerine. Sezin Hanım, devam edeceğim sizinle. Selma Hanım'ın bağlantısı gelmiş. Selma Hanım. Evet, kusura bakmayın. Buyurun, estağfurullah, dinliyoruz sizi. Şimdi o gün anlattığım gibi annemin gelişi, annemin orada o tutukluların bile yüzüne bakmak istememesi. Ben tabii ki de hepsinin o yüzlerinin ifadelerini tek tek görmek istedim. Aslında 19 ay boyunca sustuk, daha doğrusu susmadık. 19 ay boyunca ben tüm hesaplarımdan sürekli paylaşımları yaptım, tehditleri aldım. Hem İzmir'de hem Bursa'da hem Ankara'da birçok tehdit aldım. Bunlar da devam etti. Fakat o insanların özellikle yüzlerine bakmak istedim. Nasıl bir insanı katlettiklerini gözlerinin içine baka baka sormak istedim. Ve inanın bize konuşma sırası gelene kadar bunu sabırsızlıkla bekledik. 19 ay boyunca bekledik. Fakat annem biliyorsunuz tutukluların ve avukatlarının tavırları yüzünden fenalaştı. İkinci günü avukatlar tutukluları alkışlarla dışarıya çıkardılar salondan. Bu o kadar acı vericiydi ki inanamazsınız. Ne olursa olsun masum bir insan katledilmiş. Belki sizin bazılarının belki suçu yok. Ona ben karar veremem. Adalet karar verecek. Suçsuz olduklarına belki adalet de karar vermedi. Vicdanları rahat mı? Tutuklu Ufuk Köktürk salındı ama bakalım vicdanı rahat mı? Adalet salmış olabilir. Her adaletin saldığı insan da suçsuz diye bir şey yok. Üçüncü güne geldiğimizde annem zaten fenalaşmıştı, ağırlaşmıştı. Annem konuşmalarında isimleri de verdi, ifadesini de verdi. Suç duyurusunda da bulundu hepsi hakkında. Çünkü Sinan zaten bizlere her şeyi her zaman anlatırdı. Bizim başkaları gibi bir aile yapımız yok. Biz yediğimiz evimizde, işte ben İzmir'de, ablam Bursa'da, Sinan Ankara'da ne yiyorsa bizim evimizde bile aynı şey pişer. Farklı bir şey yemeyiz biz. Ekmeğimiz bile inanın aynıdır. Her şeyi paylaşıyoruz ki Sinan'a zaten tehditler Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'nı bıraktığında başlamıştı. Hanım, bunları hepimiz biliyoruz. Üç kadın, üçünüz de anneniz de Ayşe Ateş de siz de üçünüz de aynı dört ismi verdiniz mahkeme salonunda. Aslında dört kadınız. Ablam da var. Ablam da var. Aynı evet, isimli. Çok özür dilerim. Tabii. Evet, dört kadın. Hepiniz aynı isimleri verdiniz mahkeme salonunda. Ne oldu? Ne değişti? Yani sizce o isimlerin açık açık mahkemede kayda geçmesi süreçte bir değişime